Merhaba arkadaşlar, videoya geçmeden önce şu duvar kağıdı ile ilgili bana çok soru soruyorsunuz. Hani nereden aldın, ne zaman aldın falan diye. Bunu ben Koçtaş'tan almıştım. 2015-2016 gibiydi. 9. sınıfın yazı artık ne zamana denk geliyorsa. Uygulaması çok kolaydı zaten. Sadece birkaç kişi gerekiyor. Çünkü hani duvarınızın boyuna göre kesip tutkalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Ama biz kendimiz yapmıştık yani ailemle. Gittiğim yerde de bu kadar güzel bir arka plan bulacağımı düşünmüyorum. Zaten videonun konusu da bununla alakalı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bana sordunuz hani çok fazla soran oldu. Nereye kazandın diye. Beni Instagram'dan takip etseydiniz onu bioma yazmıştım. O yüzden hemen gidip takip edin. Ama videoyu çekmemenin sebebi bilgisayarın bozuk olmasıydı. Hani videoyu o anı çekmiştim. Birazdan izleyeceksiniz 31 Ağustos gecesini ama editleyecek ekipmanım yoktu. Yani bilgisayarım tamire gitti geldi. YÖK'ün ve ÖSYM'nin raporlarını bekliyordum. Çünkü mesela kesin gireceğim dediğim bölümleri biraz kaçırmışım mesela. Bunu neyle kaçırdım, kaçla kapattı ya da istediğim mesela Bursa üniversiteler kaçla kapatmış. Bunları bir bakmak istedim. Raporları okumak istedim. Hani ne olmuş falan. Çok fazla kontenjan kaybı var mesela özellikle sözellerde. Sayısalda da aynı şekilde. Yani ben hani kesin gireceğim. Benim hiçbir arkadaşım kesin gireceğim dediği yere yerleşemedi. Belki ilk 10K'da hani mühendislikler artmıştır. Öyle olabilir ama genel olarak ne oldu bilmiyorum. Aşağıya eğer siz de yerleştiyseniz ya da yerleşemediyseniz yazın hani merak ediyorum herkes ne yaptı. Onun dışında bir de videoda biraz sonra izleyeceğiniz. Ablam da diyor ki bana dur gel hiç mutlu olmadım falan. Aslında öyle değil. Çok ani bir şeydi. O yüzden şaşkınlıkla birazcık böyle soğuk tepki vermişim galiba ama yine çok en çok istediğim üniversitede istediğim bölümlerden biri oldu. Zaten ben tercih listemi hani bu olmazsa bu olsun, bu olmazsa bu olsun diye ayarlamıştım. O yüzden hani gelen hiçbir bölüme kızmayacaktım. Hani sıralamalar düşse yükselse de hani 16.000'le falan ya da 22.000'le hani 6.000'inci olmamı rağmen bayağı aşağı sıralamaları da yazmıştım. Hani buna da giderim dediğim. Kendiminkine yakın bir bölüme yerleştim gene. Daha fazla beklemeden videoya geçelim. Zaten onun sonunda da yine birazcık boş yapacağım. Videoyu kapatacağız. Hadi bay bay. Yapma bir. Rümeyiz abi git. Dur sonuçlara bak. Tamam tamam. Dur. Arkadaşlar çok heyecanlı. Çok gerginim. Bu ne? Şifren hatalı diyor. Dur. Dur şifremi bulamadım ya. Anne bir dur ya. İnsanlar kovmaya başladı. Durun. Aa. Arkadaşlar. Hı. Hiç de şey olmamış. Ne? Bence sıralamalar hiç oynamamış. Ne olmuş? Tam gireceğim dediğim yere girdim. Nereye? Hiç ya. Şaşırmadı ya. Vallahi şaşırmadım çünkü hiç sürpriz... Orta Doğu Teknik Üniversitesi ama... Hı. Endüstri mühendisi. Wow! Ya hiç beklemiyordum valla. Hadi canım. Valla endüstri mühendisliği. Çok iyi. Yok iyi de. Hiç sevinmedi ya. Hayır iyi de ne tepki vereceğimi bilmiyordum. Ben. Beni aramayın bir iki dakika yaptım. Belki makinede doğru. Hadi Orta Doğu Teknik Üniversitesi en üst bir dakika dur göstereyim ama şeyin çıkmasın. Yanacağız ailece. Dur teyzekinin numaram çıkmasın. Ha. Bir dakika ama göstermiyorum öyle bir şey. Tamam şu kadar gösterebiliyorum. Buna bak buna. Buna bak buna. Valla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi geldi. Niye şaşırmadım da sevmedim? Normal değil mi yani? Vallahi bilmiyorum. Böyle yüksek falan değildi yani. Şey... Arama beni Rümeysa. Ben şey bekliyordum. Evet. Otu makine falan gelir diye düşünüyordum. Tamam. Şimdi bütün demek ki tıp yazacak şimdi. Olan herkes tıp yazsın. Tıp üstündeki. Yazacak olan herkes tıp yazmamış işte. Hayır ya tıp yazacak olanlar tıp yazmış, mühendislik yaz ama tıp hani dedik ya tıpa tıp olur sıralamalar gerilerdi. Hiç gerilememiş şu anda. Benim için hiç gerilememiş demek şu anda. Ki... Direkt 6000 küsurluk yere girdi. Ciddi mi? Aynen. Daha aşağıda yazdığımız bir şey miydi endüstri mühendisliği? Olsun. Yo iyi. Ama şaşırtıcı. İyi arkadaşlar. Ama yani. Aynen hiç şaşırdık ama. Ben hani mesela otu makineye kesin girerim diyordum. Hı hı. Neyse. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bir de kaydetmemişsin inşallah. Evet 31 Ağustos gecesinden geri geldik. Otu Endüstri Mühendisliği geldi. Ben kesin otu makineye girerim diye düşünüyordum. Yani yine ot istiyordum ama otu endüstri mühendisliği geldi. Hani birkaç altındaki bir sıralama geldi. Yine çok mutluyum. Zaten annem makine istemiyordu. Kayıtlarla falan uğraştım. 3 ve 5'inde E-Devlet'ten kayıt vardı eğer biliyorsanız. Onun dışında eğer ODTÜ kazandıysanız videonun altına yazın. Hangi bölüm kazandığınızı da yazın. Ya da herhangi bir üniversiteyi kazandıysanız onu da yazın. Merak ediyorum herkes ne yaptı. Yerleşemeyen insan
insanlara bir sene daha sabır diliyorum. Saçma sapan sistem değişiyor arkadaşlar. Hiçbirimizin yapacağı bir şey yok. En az etkilenenler sistemden diğerlere gelmeye çalışıyor. Yani herkes zorlanıyor. Kimsenin adapte olacağı bir sistem yok ortada. Dolayısıyla tekrar sabır diliyorum yeniden hazırlananlara ya da bu sene hazırlananlara. Hani 4 milyon kişi girecek mezuna kalmayı falan olayı var ya. Hiçbir zaman 4 milyon kişi girmez yani. Geçen sene de aynı şey diyorlardı. Bu sene 2 milyon 500 bin kişi falan girdi. Bu aralar işte şehir değiştireceğim sonuçta. Dolayısıyla insanlarla vedalaşıyorum falan. Birazcık toplanmaya falan çalışıyorum. 1 Ekim'de başlıyor dersler. Ama hazırlık sınavına falan gitmem gerekiyor. Bir 21'inde falan. Yurtlar, burslar bunların hepsinin başvuruları var. Daha yapıyorum. Yapmaktayım. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz de kazandığınızı yazın. Kazanamadıysanız da yazın. Çünkü ben mesela YÖK'ün raporunu okuduğum zaman sözelcilerin bayağı bir açıkta kaldığını gördüm. Yani iyi sözel sıralamalarla açıkta kalmışlar. O ne oldu o sıralamaları, kontenjanları merak ediyorum. Böyle. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. İnşallah istediğiniz üniversite gelmiştir. Güle güle.